Üreticilerin en büyük şikayetlerinden biri de şu anda çoban bulamamaları. Evet. Bu konu hakkında ne diyeceksin? Tabii bu işçilik maliyetlerinin artmış olma sebebi de ondan kaynaklanıyor zaten. Bizim yeni vatandaşlarımızın çobanlık gibi, hayvan bakıcılığı gibi birimleri üstlenmemiş olmasından dolayı biz bunu yıllardan beri Iraklı, Afganlı ve Suriyeli kişilerde karşılıyorduk. Bunların da şey yapmaması, bu ülkemize adapte olması, değişik işlere yönelmesinden dolayı besicilerimiz ve üreticilerimiz sıkıntı içine girdiler. Bunu da devletimizin el atmasını istiyoruz. İster istemez bizim vatandaşlarımız geçmiş dönemlerde 1940'lı yıllarda da Almanya'da savaşlardan sonra 69'lu 70'li yıllarda Avrupa'ya çalışmaya gitmişlerdi. Şimdi bize devletimizden bunun gibi Afrika ülkelerinden ve değişik ülkelerden hayvan bakıcılığı üstlenen vatandaşları getirmesi ve bunu besici esnaflarımızın ve üreticilerimizin sıkıntı çekmemesi açısından olumlu olacağını düşünüyoruz. Peki efendim, diğer bir yandan da malum asgari ücrete zam gelecek. Çobanlar özellikle asgari ücreti gözlüyor ve asgari ücretin üzerinde maaş istiyor. Bu konu hakkında ne diyeceksin? Çobanların çoğunun yabancı uyruklu olmasına binaen bu asgari ücretten daha yüksek fiyatta çalışan çobanlar var yani. Asgari ücret sözde asgari ücret. Hangi besicimiz asgari ücret üzerinden besici hayvan bakıcısı veya çoban çalıştırabilir imkanı yoktur yani. Besicilerimize baktığımızda en düşük fiyatların 15 bin ile 20 bin aralığında olduğunu görüyoruz. Zaten asgari ücretin üstünde. Tabi asgari ücrete tek bir yeni bir yapılanma olduğundan dolayı bu yabancı uyruklu insanlar bizim insanlarımızdan daha bu konulara hassas, bunu gündeme getiriyorlar ve fiyatlarını yükseltiyorlar.